Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 35.'si her zamanki gibi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliğiyle açıldı. Her zamanki gibi Büyükçekmece'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde. Kitap Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 800 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. 9 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri yapılacak. TÜYAP Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, 35. yıla özel düzenledikleri etkinliklerden başladı. İstanbul Kitap Fuarı'nın son 35 yılıyla birlikte Türkiye'deki yayıncılığın nereden nereye geldiği, kitap fuarı bağlamında, kültür politikasında kitap fuarlarının nasıl yer edindiği gibi farklı başlıklar altında hem yayıncılığı hem kitap fuarını hem genel kültür politikalarını tartışıyor olacağız. Bunun yanı sıra çok sayıda öğrenci ve genç okur ziyaretçimiz var fuarda. Son yıllarda bu sayı gittikçe artıyor. Dolayısıyla biz bu yıl felsefe ana temamız olduğu için Türkiye Felsefe Kurumu ile birlikte ortak etkinlikler düzenliyoruz. Farklı yaş gruplarına yönelik olmak üzere atölye çalışmaları, okuma, inceleme, araştırma etkinlikleri ve söyleşiler yazarların katılımıyla. Ve tabii bunlar yeni olan etkinliklerimiz. Bunun yanı sıra alışkın olduğu okurların yazarlarla söyleşiler, paneller, şiir dinletileri, atölye çalışmaları gibi yaklaşık 300 etkinliğimiz var bu sene. Yazarlar ve yayın evleri neden kitap fuarlarına katılmak isterler? Bunu esasında belki yazarlara ve yayın evlerine sormak daha doğru olur, fuar cephesinden bakıyorum ben çünkü. Ama burası her şeyden önce okurla birebir karşılaşma mekanları fuarlar. Bu anlamda çok önemli. 800'e yakın yayın evi diyoruz ve bunların arasında sahaflar da var. Son birkaç senedir fuara katılan ve renk katan sahaflar. Dolayısıyla burada herhangi bir kitap evine gittiğinizde bu kadar çok yayını bir arada bulma şansınız ne yazık ki yok. Çünkü raf ömürleri artık çok kısa. Kitap evleri tek tek kapanıyor ne yazık ki. Dolayısıyla kitaba okurun ulaşma şansı çok azalıyor. Bu nedenle fuarlar orada çok önemli bir rol oynuyorlar. ...35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı bu yıl Türkiye'nin nadir felsefecilerinden Profesör Doktor Ionna Cucurati. Çünkü fuarın teması felsefe ve insan. Benim seçilmemden önce felsefenin seçilmesine çok memnun oldum. Çünkü bu bir felsefenin ne işe yaradığını hatırlatmanın bir vesilesi oluyor. Bu bakımdan benim olmaktan önce ona çok sevindim. Ben de bu böyle olunca hatta Doğan Bey beni arayıp söyleyince çok şaşırdım tabii. Hiç aklımdan geçirdiğim bir şey değil. Tabii güzel, sıcak bir duygu. Fuar çok güzel organize ediliyor. Ben bunu çok yakından her zaman izleyemiyorum ama çok memnun oldum. Güzel, Türkiye'nin bir yüz akıdır bu fuar. Ana tema felsefe ve insan demiştik. Bilim kadını Cucurati şöyle açıklıyor. Sorunuza cevap vermek için felsefenin ne işe yaradığını söylemek gerekir. Ama tabii onun kadar da insan ve edebiyat da insan için de çok önemli ve başka şeyler de. Ama felsefenin özelliği ne? Şimdi biz bakarken genellikle karma karışık kafalarla bakıyoruz öyle olan bitene. Felsefenin sağlayabildiği şeylerden biri kavramlardır. Açık kavramla bakabilmek. Bu ne demek olduğunu tabii açmak gerekir. Ama şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bugün hep tartışılıyor, biz kavgası yapılıyor. Terör yasasını değiştirin deniliyor. Terör ne? Ya da ifade özgürlüğü deniliyor. İfade özgürlüğü ne? Şimdi bu nasıl bir sonuç yaratıyor? Eğer siz
ifade özgürlüğü ya da ben ifade özgürlüğü de sevmiyorum kendi adıma. Düşünce özgürlüğü, kanaat özgürlüğü tabii ki ifadesini kapsıyor. Şimdi bu bir şey, söylenen bir şey. Fikir düşünce özgürlüğüne mi, kanaat özgürlüğüne giriyor mu, girmiyor mu? Onu bilmek için düşünce özgürlüğü nedir, ne demektir bilmek gerekiyor. Yoksa hakaret etmeyi de ifade özgürlüğü adına savunabiliyoruz. Dolayısıyla mesela son derece önemli bir ışık tutuyor. Dikkat ettiyseniz ben şeyleri, buradaki bazı felsefe oturumlarını, felsefenin ışığında şu, felsefenin ışığında bu. Yani böyle bir açık kavramlarla baktığımız zaman, gördüğümüzle karma karışık kafayla baktığımız zaman gördüğümüz ya da görmediğimiz şeyler, uydurduğumuz şeyler oluyor. Ioannis Cucurati, edebiyat felsefeyi, felsefe edebiyatı etkiler diyor. İkisi de etkiliyor birbirini. Mesela felsefe için benim son derece önem verdiğim ve kullandığım edebiyat eserleri var örnek olarak. Yani etik neyle uğraşıyor? İnsan ilişkileriyle. Şimdi insan ilişkilerini, değer sorunları bakımından örnek vermek edebiyat eserleri çok elverişli. Çünkü başka hayattan da örnek verebilirsiniz ama ortak örnek olması gerekiyor. Yani sınırın çizilmiş olması ve doğru anlamak gerekiyor. İşte edebiyat eseri böyle örnek vermeyi sağlıyor. Yani felsefeye bir şey katıyor. Ama aynı şekilde felsefeyle bakıp roman yazmak ya da hikaye yazmak, öyle filozoflar, öyle şairler var. Hem Türkiye'de hem dünyada var. O da bambaşka, şiiri bambaşka yapıyor. Bir Kavafis'i düşünün ya da Bilge Karasu'yu düşünün Türk edebiyatında. Ioannis Cucurati tüm eğitimini Türkiye'de almış nadir felsefecilerden biri. Yurt dışında eğitim alsaydı farklı olur muydu? Vallahi bilemiyorum. Ben böyle yaptım ve memnunum. Bir şikayetim yok. Bu uluslararası düzeyde de iş yapmama hiçbir engel olmadı. İyi hocalarım oldu. O çok önemli. Yani ben kendimi bu bakımdan çok şanslı hissediyorum. Orta öğretimde de, ilk orta öğretimde de, üniversitede de iyi hocalarım oldu. Hoca çok önemlidir eğitimde. Türk eğitim sisteminde felsefe derslerine yeteri kadar önem verilmiyor. O yüzden Türkiye Felsefe Kurumu ve TÜYAP tarafından farklı yaş gruplarına yönelik çocuk ve gençlik etkinlikleri de oluşturulmuş. Cucurati, felsefe normal şartlarda görmediğimizi göstermeye, ilişkilerimizdeki değer sorunlarını yakalamaya yarar, diyor. Şimdi felsefe dersi son 15-20 yılda bütün liselerimizde var. Ama neden korkuluyor? Çünkü eğitimi doğru dürüst yapılmıyor. Yani siz çocuğa bir şey anlatıyorsanız, o lise öğrencisine ya da daha küçüğüne, ona ulaşacak bir dille vermeniz gerekiyor. Ve herkes bunu beceremiyor. Şimdi biz burada Türkiye Felsefe Kurumu olarak çocuklar için felsefe birimimiz var ve 5 tane oturumu düzenliyoruz burada. Bir onlara bakın. Bu öğretmenlerimiz buna alıştı ve her yaştaki çocuklara, onlara ulaşabilecek şekilde bazı kavramlar, çocuk felsefe olduğunun farkında bile değil. Yani adı felsefe olmadan da olabiliyor bu. Ama çocuklar için felsefe dediğimiz zaman çocuklara ulaşabilecek dille bazı kavramları verebilmektir çok önemli. Ya da o kavramlarla olan bitene nasıl bakılabileceğini, kendi küçük dünyasında nasıl bakabileceğini göstermek mümkün. Biz ilk başta bu programlara çocuk esirgeme kurumlarında başlamıştık yıllarca önce çocuklar için felsefe. Türkiye'nin 10 yerinde yapmıştık ve çok iyi olmuştu. Felsefenin önce kişiye çok faydası var. Ve o kişi ondan yararladıktan sonra toplumla ilgili, toplumsal işlerde, kamusal yaşamında da bu yansıyor. Yani mesela
felsefi bilgiyle, kavramlarla hukuk oluşturmak. Mesela bakın, benim çok takıldığım, insan hakları dersinde hep sorarım, hukuk fakültesinde size nasıl öğretiyorlar hak kavramını? Hak, hukukla korunan menfaattir diye öğretiliyor. Bu bir yerden gelmedir bu şey. Ve benim tüylerimi diken diken ediyor. Biz çıkarla, menfaatle hakkı ayırmaya çalışıyoruz. Bir tanımla karşılaşıyorsun ki hukukla korunan menfaat oluyor hak. Hak nedir biliyor musun? Kimin hakkıysa, birinin hakkından söz ediyorsak, yerli veya yersiz, ona muhakkak verilmesi, sağlanması gereken bir şey kastediyoruz. Hak o kadar oldu, söylenebilir. Ioana Cucurati'nin Türkiye Felsefe Kurumu tarafından basılmış bir insan hakları kitabı da var. İnsan haklarının korunabilmesi için nasıl bir hukuk devleti olmalı? En başta söylediğim şeyi yine tekrar edeyim. Tanım. Tanım yapmak felsefe işidir. İnsanlar hala bunun farkında değil. Çünkü tanımlar da bizim işimize göre yapıyoruz. Yani insanlar bir şey tanımlamaya kalkışınca içine sokulmak istedikleri şeylere göre yapıyor ya da istemediklerini dışarıya bırakacak şekilde yapıyor. Tanım böyle yapılmaz tabii. Yani dolayısıyla düzgün tanım, tanımlananı verebilen tanım yapıyor. Ondan sonra şeyin ilişkilerdeki değer sorunlarına dikkat çekiyor. Bunlar hepsi günlük yaşamımızda ihtiyacımız olan şeylerdir. Yani gördüğümüzün ötesini de hesaba katmayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha çok şey söyleyebilirim ama bu bence çok önemli olan 10 tane noktasından ikisine dokundum sadece. Felsefe düşünceyi açan, yol gösteren bir bilim dalı aslında. Türkiye'de felsefeden korkuluyor mu? Tabii siz Hegel'in dilini kullanırsanız anlatırken insanlar korkar, hiçbir şey anlamaz ve kendi anlama yeteneğinden şüphelenir. Oysa çoğu kere insanların anlama yeteneği değil, o kullanılan dil engelliyor. Çok profesyonel bir dille yapmamak gerekir. Yani zaman içinde profesyonel bir iş yapıyorsan o dili kullanabilirsin ama bence hiç gerek yok. Daha doğal bir dil kullanmak gerekiyor. Bakın en önemli, felsefenin en önemli eserleri arasında Platon'un diyalogları var. O kadar doğal bir dille oluyor ki. Ama doğal dil problemi sunmayı engellemiyor. Bunu tabii becermek var, o kadar. Anlaşıldığı zaman, bağlantı kurduğu zaman bir insan hayatıyla, ondan sonra bir daha bırakmaz. Peşine düşer. Peki kendisinin okurken tercih ettiği kitaplar neler? Bakın şu anda ben, yani son yıllarda okumak zorunda olduğum şeyleri okuyorum ilk önce. Derste kullanacağım ya da bir yazdığım bir şeyle, yani okumak zorunda okuduklarımı okuyorum. Ama şiir okumayı çok istiyorum ve hep söylerim, havaalanları benim şiir okuma yerimdir. Uçarken benim lüksüm şiir okumaktır orada. Cucurati televizyon izliyor mu? Bazen haber peşinde düşünce, bütün gün bir şey okuyamayınca, gazeteyi okuyamayınca bir bakıyorum. Bir de bazı şeyleri, halimizi görmek için bazen şeyleri, bu tartışmaları izlemeye çalışıyorum. Bir parçasını. Hani halimizi görebilmek için. Yeteri kadar eleştirel tavır sergilemeden ve sorgulama yapılmadan felsefe yapılabilir mi? Eleştirmek ve sorgulamak bu dönemde kolay mı? Eleştiri kelimesi Türkçe'de çok başıboş kullanılıyor. Değerlendirmek, bilgisel değerlendirme yapabilmek. Yani eleştiri Türkçe'de daha çok yermek anlamında kullanılıyor. Oysa eleştirmek ya da kritik, yani söylenen doğru mudur, değil midir, ona bakmak her şeyden önce var. Bu tabii son derece önemli. Ama eleştirel düşünce şöyle bir tavır olarak söyleniyor felsefe için. Yani sana verileni olduğu gibi
kabul etmemek. Yani önce kendi kafandan bir geçirmek. Yani sen de, çünkü ben bir şey söylüyorsam siz de görebilirsiniz onu. Yani izlediğim yolu anlatırsam siz de aynı şeyi görebilirsiniz. Dolayısıyla benim dediğimi doğrulamak, yanlışlamak mümkündür. Eleştiriden, değerlendirmekten ben bunu anlıyorum. Yani benim söylediğim bir şeyi siz de kendiniz ben söylüyorum diye kabul etmemek, sizin de onu görmenizi sağlamak. Yani siz de görüyorsanız o zaman sizin oluyor. Yoksa o da, eğer en doğru şey bile ezbere oluyor. TÜYAP Kitap Fuarı Danışma Kurulu'na başkanlık eden, daha önceki yıllarda kendisi de onur yazarı seçilen Doğan Hızlan'ın, kitap fuarında kitaplarını armağan ettiği bir kütüphanesi var. Felsefe ve insanın tema, Ionna Cucuradi'nin de onur yazarı olarak seçilmesinden mutlu. Cucuradi hem benim eski arkadaşımdır, hem de felsefenin hayatla örtüştüğü önemli çizgi üzerinde çalışmış bir insandır. En önemlisi, sadece bizim değil bütün dünyanın önemlisi, insan hakları. Yani felsefe insana insan olmayı öğretiyor. O zaman da bir insan olunca nasıl, ne yapacak, nasıl davranacak? Azınlıklara nasıl davranacak? Kendi dışındaki nasıl davranacak? Bütün bunları işleyen ve birçok konularda dernekler kurmuştur. Felsefe kurumunun kurucularındandır. Bir de şimdi bulunduğu üniversitede, İnsan Hakları Merkezi'nde bunu çalışıyor. Yani felsefenin insanı olma getirdiği neyse onları inceliyor. TÜYAP tarafından ilki 1982 yılında 28 yayın evinin katılımıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, bugün 800 katılımcıya ve yarım milyonu aşkın ziyaretçiye kavuştu. 35. yılında fuarın onur konuğu Almanya. Sloganı ise sözcüklerin etkisi. Bu birçok yıldan beri planlanmış bir proje. Yayıncılarımızı getirdik Almanya'dan. Türkiye telif hakları satmak ve aynı zamanda Türkiye yazarlarını Almanya için keşfetmek için gelen yayıncılarımız bunlar. Aralarında çok önemli yayın evlerimiz var. Ve çok başarılı oldular. Cumartesi'den beri birçok görüşmeler yapılıyor. Harıl harıl çalışıyorlar. Türk yayıncılarımız, Alman yayıncılarımızla beraber birçok matchmaking yaptılar. Karşılıklı tanışmalar oldu. Yani birbirlerini tanımayan yayıncılar tanıştılar. Telif hakları söz konusu. Sonra çeviriler tartışılıyor. Hani iyi bir çevirmen bulmak kolay bir şey değil Türkiye-Almanya arasında. Hatta bizce Almanya ve Türkiye'nin arasındaki yıllardan beri süren işbirliği bu kadar gelişmişken neden yeterince iyi çevirmen bulamıyoruz? Bizim için büyük bir sorun ve bunu biz bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyoruz ve sanırım gittikçe başaracaktır. Fuara katılan diğer yabancı ülkeler de var şüphesiz. Bu sene uluslararası salonda 15 ülkeye katılımcımız var. Kore, Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Kolombiya gibi farklı ülkelerle birlikte 15 katılımcımız var. Bu yıl ilk kez bir dijital platform da açıldı. Bu bloğa www.işimizgücümüzkitap.com adresinden ulaşmak mümkün. İşimiz Gücümüz Kitap bloğu İstanbul Kitap Fuarı'nın aslında bir bloğu. Bir süredir proje halindeydi. Bunu 35. yılla birlikte açmaya uygun gördük açıkçası. Burada gerçekten işi gücü kitap olanların, yeni kitaplar, yeni okurların takip edebileceği, hem edebiyat dünyasında haberlerin yer aldığı, hem inceleme araştırma yazılarının yer aldığı ve sürekli bu haberlerle ve yazılarla dinamik kılınan bir platform olmasını hedefliyoruz. Ve bu doğrultuda da yazılar yer alıyor blogda. Çok yeni daha, Eylül ayı itibariyle hayatımıza girdi. Fakat ilgi ve okunulması çok yüksek ve bu ilgi de bizi sevindiriyor açıkçası. Müzik.
İstanbul halkı kilometrelerce yol kat edip neden akın akın Büyükçekmece'deki kitap fuarına gidiyor? Bir insan bütün istediği kitapları buluyor. Bir yazarın, beğendiği yazarın bütün kitaplarını bir arada görme imkanına kavuşuyor. İkincisi de yeni yazarlar tanıyor. Daha başka bir unsuru da ögede ekleyelim. Buradaki konuşmalar, söyleşiler, imza günleri kitabın arkasındaki güzellikleri, kitabın arkasındaki özellikleri öğrenmelerini sağlıyor. Fuarlar bütün bunları içeriyor. Ben okuma kitapları, boyama, oyun filan aldım. Bir de akıl oyun filanları aldım. Şimdi Ernis ve Celestine'i alacağım. Annem de bunu alacak. Macera kitapları, matematik kitapları. Bu kadar. Bu yılki teması umulmadık topraklar olan Artist 2016 Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nın da 26.sı yapılıyor. Kitaplara paralel bir etkinlik olan Artist 2016 çok küratörlü bir sergi ve birçok panel ve performanstan oluşuyor. Artist 2016 Uluslararası Sanat Fuarı toplamda 12 bin metrekareye aşkın iki salonda yüzlerce sanatçının işlerini buluşturuyor. İstanbul Sanat Fuarı'nın da plastik sanatlara katkıları ve farklı alanlarda çalışmaları nedeniyle verilen onur ödülleri var. Bu yıl çağdaş sanata önemli katkıları nedeniyle sanatçı onur ödülü Gülsün Kara Mustafa'ya verilirken sanatsever kurum onur ödülü Sumart Sanat Merkezi'ne gitti. Ben buraya kalabalık geldiğinde hep daima şunu düşünürüm. Bazıları der ki kitap alır mı? Bu kitap öyle bir şeydir ki bir sene insan almaz, iki sene almaz, üçüncü sene alır. Dokunma duygusudur. Bir olay vardır. Renault'un yemekhanesi, iş yemekhanesine bir tablo asmışlar. Hiç kimse bu tablo o tablo bir şey dememiş. Fakat sonra tabloyu almışlar. Gelmişler demişler ki ya ne güzel bir tablo vardı, içimiz de yemek yiyor demişler. İnsan sanatta bazen kaybettiğini özlüyor ama iz bırakıyor. Bu sene biz çok güzel başladık fuara. Umuyoruz da böyle devam edecek pazar akşamına kadar. Geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık %24 oranında ziyaretçi sayımızda artış var. Bu da aslında insanların ne kadar kültüre, sanata ihtiyaç duyduğunun bir yansıması diye düşünüyoruz. Kitap fuarı 20 Kasım pazar akşamı sona eriyor. Gelecek hafta cumartesi 14-15'te yine birlikteyiz. Görüşlerinizi bana serfergun@habertürk.com adresine lütfen postalayın.